Merhabalar sayın takipçilerim. Esma Hanım mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem, çok lezzetli, ekonomik karnabahar tava yapacağım. Beni sonuna kadar izlerseniz nasıl bir karnabahardan tava yapmışım hep birlikte görelim. Öncelikle karnabaharlarımı iyice yıkadım. Şöyle güllerinden ayırdım. Şu şekilde yıkadım. Şimdi karnabaharlarımı şu şekilde doğruyorum. Bu şekilde doğrayacağız. Karnabaharlarımızı doğradıktan sonra bunları haşlayacağız. Ocağımızın başına geçelim. Suyumuz kaynadı. Yarım tencere su koydum tencereme. İçine biraz tuz atıyorum. Şimdi kaynamış olan suyumu şöyle bir karıştırayım. Karnabaharlarımı içine koyacağım. Karnabaharlarımı bir 10 dakika haşlayacağım. 10 dakikadır haşlandı. Şimdi karnabaharlarımı süzgeçten geçireceğim. Süzdüreceğim. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Bu tarifin başka bir şekil kızartma yöntemleri de var. Un, yumurta çırpıyorsunuz. Bir çay bardağı süt koyup o hazırlamış olduğunuz sosa güllerinden ayırmadan güllerini batırıp da kızartma şekli de var. Ama ben size en ekonomik, çok lezzetli, kesinlikle bu tarifi denemelisiniz diyorum. Yumurtayı bunun içine kıracağınızda sabah kahvaltısında omlet yaparsınız. Sağında yumurta yaparsınız. Bu şekli deneyin. Öbür şeklini daha yapmayacaksınız arkadaşlar. Ben şimdi bu karnabaharlarımı süzgeçten geçiriyorum. Şimdi karnabaharlarımızı kızartma işlemine geçelim. Öncelikle karnabaharlarımı, süzmüş olduğum karnabaharlarımı içine şöyle un koyuyorum. 2 kaşık un koydum. Şöyle bir karıştıracağım. Tavama bir kaşık tereyağı aldım. Şöyle bir iki tatlı kaşığı kadar da sıvı yağ koyuyorum. Bir yemek kaşığı diyelim biz ona. Yağ miktarını istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ama tereyağı buna çok yakışacaktır. Varsa tereyağı da kullanabilirsiniz. Eriyen yağımızın içine karnabaharlarımızı koyalım. Kalın olmasın, ince ince olsun. Şöyle kaşıkla iyice düzenleyelim üstünü. Kenarlarını falan toplayalım. Şimdi orta ateşte yavaş yavaş kızartalım. Bir tarafını çevirdim. Biraz tereyağı koyup tekrardan öbür yüzünü çevireceğim. Şöyle kıpkırmızı oldu.
kıyısını köşesini düzeltelim. Öbür yüzünü de kızarmasını sağlayalım. Öbür yüzü de kıpkırmızı kızarttıktan sonra altını kapatacağız. Öbür yüzünü de çevirdim. Kıpkırmızı kızarttık. Şimdi sunum alacağım. Kanlı baharımı kızarttım. Çok harika oldu. Şimdi üzerine sarımsaklı yoğurt koyabilirsiniz. İsterseniz sade yiyebilirsiniz. Şöyle ben tam ortasına koyuyorum. İsteyen yoğurtlu yer, sarımsaklı yoğurtlu. İsteyen sade yer. Arkadaşlar, kanlı bar tavayı mutlaka deneyin. Abone olun, beğeni yapmadan geçmeyin arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.